Herkese merhabalar. Haftanın en güzel saati Beauty in Isolation'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Öykü Baştaş. Aslında biz onu Gucci'nin ilk Türk modeli olarak tanıdık ama Öykü çok daha fazlası. Öykü'nün hani şu noktaya kadar yer almadığı bir defile kalmadı. Bir sürü dergide, uluslararası da, Türkiye'de de yer aldı. İnanılmaz editoryallarda yer aldı. Ayrıca kendisi benim de çok sevdiğim bir tasarımcı olan Maryam Nasirzade Muse'u. O yüzden ekstradan seviyorum Öykü'yü ben. Şimdi bugün o kendisiyle hem onun favorilerini konuşacağız hem de moda haftalarındaki rutinlerini konuşacağız. Daha fazla uzatmadan kendisi geldi. Hemen alıyorum. Hello. Selam. Selam. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Hazırlanıyorum eve kapanmaya. Of evet ya. Hafta sonu karantinası var. Peki şimdi bir şey diyeceğim. Yarın doğum günün. Evet, yarın doğum günüm ve ilk karantina günü doğum günüme denk gelmesi yani. Ne yapacaksın? Evde oturacağım. Aynen öyle yani. Yapacak hiçbir şey yok. Düşünsen benim de doğum günüm. Benim doğum günüm aşırı talihsiz bir gün. 1 Mayıs'taydı. Ben hani full yani sokağa çıkma yasağı artı sokağa çıkma yasağı gibi. Öyle ekrana bakıp oturdum ama şey oluyor. Herkes seni hatırlıyor ki öyle bir güzelliği oluyor karantina doğum günüsünün. Aynen. Yani işte arkadaşlarımla Zoom falan yapacağım artık herhalde diye düşünüyorum. Bakalım. Yok yok, tatlı geçer eminim. Zaten yani ne yapacağız ki bu sene de böyle deyip. Sene böyle. Peki ben böyle direkt hani sana çok fazla soru hazırladığım için böyle direkt giriyorum. Çünkü her sorunun cevabını almayı gerçekten istiyorum. Güzellik kelimesi senin için ne ifade ediyor? Ne hissettiriyor sana bu kelime? Güzellik kelimesi benim için aslında şu an yani ne ifade ediyor? Ya bence benim için güzel demek böyle biraz unique demek galiba. Yani böyle bir eşi benzeri olmayan ve hani bilmiyorum böyle her şeyden ayrışan bir şey galiba benim için güzel. Yani bu çok değişken bir şey. Zaten herkese göre farklı bir tanımı var ama galiba evet. Böyle. Yani zaten hani güzellik tam hani aslında senin de popülerliğin ve senin aslında arkasında durduğun şey de her zaman en başından beri bu oldu gibi yani hani kimseye benzememenin gücü gibi bir şey güzellik benim için de bence. Bence de. Peki biraz böyle şimdi ürün dünyasına giriyorum. Senin özellikle şimdi kış aylarına giriyoruz. Rutininde neler var? Cilt bakımı olarak soruyorum ilk başta. Hani hep kullandığın şeyler neler? De bir anlatabilirsin. Böyle yani hep kullandığım böyle çok da fazla ürün yok bu arada. Bir iki tane kullandım. Onlardan birisi şey böyle Dior'un bir yüz nemlendirici kremi var. Mavi kutulu Hydra Life Fresh galiba. Hydra Life, evet. Onu çok seviyorum. Şu an böyle bitti ve yenisini alamadım. O yüzden böyle şeyim hani doğum günümde beklediğim bir hediye yani. Buradan yetkililere duyuruyoruz. Onun dışında ne var? Bak çantamı getirdim buraya ki. Harika. Diye. Bu zaten Estée Lauder'ın şeyi Advanced Night ve bu idealist ikisi favorim yani. Onun dışında şey Sephora'nın gözaltı maskelerini çok seviyorum. O bir kerelik sheet mask gibi olanlar. Aynen sheet mask gibi olanları çok seviyorum. Böyle bunları kullanıyorum yani cilt bakımı olarak. Peki yüzün temizliği için, temizlemek için kullandığın bir şeyler var mı? İyi gelen sana. Şöyle yüzümü temizlemek için aslında ben şey kullanıyorum. Böyle Dacia'dan aldığım bir sabun var böyle. Yüz sabunu ve işte biz her yaz Dacia'ya gittiğimiz için böyle oradan topluyorum, stokluyorum bu güzel sabunları ve yani onları kullanıyorum. Daha ben böyle duymak istediğim şeyler bunlar. İnsanlar zannediyor ki Beauty in Isolation'da biz bir tek Dior, Estée Lauder konuşuyoruz. Hayır, ben bunları duymak istiyorum. Çok iyi. Evet. O, bilmiyorum ben çok seviyorum yani bence yıkadıktan sonra çok pürüzsüz hissediyorsun yani. Peki şey zeytinyağlı sabun diye düşünüyorum. Soğuk sıkımdır muhtemelen. Evet. Peki tatlı.
Peki soğuk hava soğuduğunda senin cildin içine böyle ekstra yapman gereken bir şey oluyor mu? Böyle bir ekstra hani bir nemlendirme ya da bir şey? Benim dudaklarım çok çabuk kurur. O yüzden yani dudak nemlendiricisi çok fazla kullanıyorum kışın. Herhalde en çok kullandığım ürün Ne falan. kullanıyorsun? Yani biraz değişiyor aslında. Şimdi böyle şey nemlendirici değil ama şeyi bu aralar çok kullanıyorum. Nars'ın bir tane böyle renksiz hem nemlendirici hem parlatıcı gibi bir ürünü var. Onu çok kullanıyorum bu Hı. arada. Pestik gibi olan mı? Aynı plastik gibi olan. Onun dışında değişiyor yani. Arada öyle güzel gördüğüm şeyleri Ne topluyorum. bulursam diyorsun. Aynen. Peki sen şeyi fark ediyor musun? Ben onu fark edemem. Dudaklarına şey sürdükçe, nemlendirici sürdükçe sanki daha fazla kurumuyor mu? Böyle Öyle bir şey alışıyor var. gibi. Çünkü ölü deri yatıyor yani dudaktan bence. O yüzden böyle bir kuruyan ölü deri yatıyorsun sonra daha yumuşaklaşıyor Evet, daha da yumuşak, daha da yumuşak dudakların. bir yer. Peki bir sonrası için planladığın şey haricinde, Hydrolife haricinde böyle bir güzellik alışveriş şeyi var mı listende? Şunu alsam falan dediğin. Parfüm sayılır mı? Yeni bir Tabii ki sayılır. Parfüm, makyaj, her şey. parfüm siparişim var. Şey, şimdi böyle kardeşim New York'tan geliyor. Onu aldırıyorum bana gelirken al diye. Bu Le Labo'nun Santal 33 diye bir parfümü var. Bilir misin bilmiyorum ama Tabii çok tabii. hayranım yani o parfüme. Şimdi böyle ondan sipariş verdim Zeynep'e getiriyor bana. Cidden New York'tan gelen kardeş çok iyiymiş. Yani Evet, gerçekten keşke hastalık. benim de kardeşim New York'tan geliyor olsa çok fazla şeyler isterim. Peki harika. Peki moda haftalarında ya da moda haftaları sırasında ya da sonrasında hani cildine ve bedenine hani iyi gelen rutinler, ritüeller var mı? Çünkü hani her defileye çıkıyorsun neredeyse. Yani böyle saymaya uğraşmadım boşuna yayının başında. Çıkmadığın defile yok. Gibi bir şey. Nasıl şey yapıyorsun hani hem cildini hem bedenini nasıl zinde tutuyorsun? Ya şöyle ben genelde böyle İstanbul'a ilk moda haftaları bittikten sonra İstanbul'a dönüşümde ilk gittiğim yer cilt bakımı oluyor. sonra böyle saçımı kestirmeye gidiyorum bir. Sonra Evet. işte o hafta zamanım varsa araya bir de masaj falan şey yapıyorum. Bir Okay. hafta kendimi toplama şeyine giriyorum yani Self-care İstanbul'da. haftası. Aynen. Çünkü çok fazla yani hem cildim çok yorulmuş oluyor, saçlarım çok büyük yıpranmış oluyor, çok yorgun oluyorum falan. O Evet. yüzden bir hafta böyle bir ara gerçekten kendi kendime böyle bir bakım haftası yapıyorum genelde. Peki durakların neler? Cilt bakımına Merve Akkaya Güzellik Merkezi'ne gidiyorum. Aynı Gerçekten yere gidiyoruz. love. Yani çok mutlu bir yer benim için orası. Çok sevdiğim bir yer. Onun Evet. dışında saçımı, ya şöyle, saçımı bazen Fashion Week'ler bittiğinde böyle şey, şovlarda kesiyorlar bazen. Öyle bir şey olabiliyor. Ya geçen sene falan mesela Gucci setinde bir kampanya çekerken saçımı kesmişlerdi falan böyle. Arada Fena çekimlerde, değilsin. Fena aynen değilsin yani öykü. böyle defilelerde, çekimlerde de olabiliyor ama İstanbul'daysam genelde önderde kestiriyorum saçlarımı. Ay güzel. Benim saçlarımı son önder kesti. Bayağı güzellik Evet. kardeşi gibi bir şeyiz. Evet, gerçekten. Bayağı öyle. Peki masaja nereye gidiyorsun? Var mı hani bir spa favorin İstanbul'da? Masaja en son şeye gittim. Kılıçeli Paşa Hamamı'na gittim. Orayı çok sevdim. Yani sonra bir daha gidemedim bir türlü. Yani sonra da zaten karantina girdi falan filan. Ama karantina öncesinde en son oraya gitmiştim. Ve memnun kalmıştım yani. Bayağı aynı şeyleri seviyor olmamız bana Gerçekten. gurur verdi. Peki yurt dışındayken mesela denediğin böyle iyi bir cilt bakımı ya da bir spa var mıydı böyle moda haftaları sırasında? Çünkü yani her yere gittin, her şehirde bulundun, oralarda da en iyiler mevcut. Şöyle ya yurt dışındayken Fashion Week'lerde çok bir zaman olmuyor buna. O yüzden hani çok şey git şu spa'ya gittim falan diyemeyeceğim. Evet. Çünkü gerçekten hiç zamanım olmuyor. Ama işte bazen backstage'lerde böyle cilt bakımı ekipleri geliyor. Onlar hani moda haftasında böyle bir beni fresh tutmaya yardımcı ediyor Evet. ama gittiğim bir spa yok yani şu anda. Çünkü Öyle öyle bir zamanım olmuyor bir asla zaman yani. olamıyor koştum arasında. Tabii ben de Aynen. zannediyorum ki herkes benim gibi gidince böyle manyak Yani. gibi kovalıyor ama tabii herkesin işi gücü var. Peki defilelerde bugüne kadar yani hani benim de çok aşırı hayran olduğum bir sürü saç ve makyaj artistiyle hatta tırnak artistleriyle çalıştım.
Senin sana o defterlerde hani böyle en fazla hani ilham veren isimler kim oldu? Bir onu sorayım sana. Kimlerle çalışmayı çok sevdin? Benim galiba çalışmayı en çok sevdiğim insanlar bir kesinlikle Anthony Turner, tanıyor musun bilmiyorum. Saç, Saç, evet. aynen. Saç yapıyor ve çok seviyorum. Yani kişilik olarak da kendisini çok seviyorum. O yüzden ekstra eğlenceli oluyor onunla çalışmak. Bir de benim şeyime çok yakın markaları yapıyor genelde. İşte Andomelevester de birlikte genelde çalışıyoruz. İşte bazen MSGM'de falan böyle şey gotik ve böyle aşırı cool şeyler yapıyor. O yüzden onun işlerini acayip seviyorum. Bir de Jimmy'yi çok seviyorum. Jimmy Paolo da saç hair stylist. Onunla da işte böyle en son Vogue America çekiminde çalıştık falan. Böyle o benim bir de ilk modelle başlama zamanımı biliyor. Şimdi en son işte Vogue America çektik birlikte. Böyle çok tatlı yani sürekli yanıma geçip senle çok gurur duyuyorum Çok falan diye şey tatlı. yapıyor falan böyle. İkisi de yani hem kişilik olarak hem işleri olarak favori iki insanım galiba. Peki makyajda var mı şeyin favorin? Makyajda favorim şöyle yani bence herhalde herkes gibi yani pet olabilir Zaten favorim. evet. Evet. Onun dışında galiba makyajdansa saça daha ilgiliyim. O yüzden o Anladım. tarafa daha böyle bir şeyim yani. Şeyi kim yapmıştı? Senin geçen sene yer aldığınız Schiaparelli defilesindeki yeşil şey vardı. O Evet. inanılmaz bir look'tu. Of, kim yapmıştı? Hatırlamıyorum ya Çok kim iyi. yapmıştı şu an. Yani izleyenler bir ara Evet. dönüp O yani baksınlar bakın. en deli makyajlarımdan biriydi ve bu arada yani 4 saat falan sürdü onun yapımı. Çünkü bütün ya Evet. hatırlıyorsanız kirpiklerinden böyle yeşil devasa böyle iğnemsi çubuklar çıkıyordu ve onların yapımı zaten artık böyle şey oldum hani gözümün etrafına o kadar fazla şey sürdüler ki sonra kapatıcı çünkü her yerim kızarmıştı falan böyle 4 saatte yapıştırdılar onları tek tek falan. Ama sonuç çok iyiydi yani. Baya cool. Evet, Baya güzeldi cool bayağı. duruyordu. O benim böyle hafızama kazınan bir senin görünümün oldu. Böyle Evet. başka var mı? Hani şu defiledeki görünüm ya da şu çekimdeki görünümüm çok iyiydi diyeceğiz. Başka en son böyle şey geçen ay işte Vogue Russia için bir çekim yaptık. Orada böyle çok tatlış bir makyaj vardı. Yanaklarıma kalp çizmişlerdi. Onu Çok çok sevdim. sevdim. Böyle çok eğlenceliydi o çekim zaten. O da böyle çok tatlı bir make-up'tı. Onun dışında dediğim gibi Andamele Mester'in saç makyajını çok seviyorum. Böyle çünkü o bana çok hitap ediyor. Böyle o full siyah ve işte biraz Gotik. gotik bir look yani onu çok seviyorum. Onun dışında ha bir de Valentino kampanyasındaki makyajımı çok sevmiştim. O da böyle tek eyeliner vardı sadece yani. Onun dışında neredeyse hiçbir şey yoktu. Eyeliner birazcık da dudak. O böyle çok iyi bir look'tu yani. O kendime en yakıştırdığım look'lardan biri o yüzden Peki galiba. sen normalde hiç mi yapmıyorsun makyaj? Sıfır makyaj mısın? Ben normalde yani sıfır makyaj demeyeyim ama çok az makyaj yapıyorum. Genelde işte böyle bir göz altımı kapatma şeyindeyim. Çünkü yorgun olduğum için 7-24 yani. Onun dışında böyle bir tane Marc Jacobs maskaram var. Dur şuradan göstereyim sana. Şu bak Marc Jacobs'ın bir maskarası. Bunu aşırı seviyorum. Böyle en çok kullandığım şeylerden biri bu. Onun dışında yani ha bir de işte bu renksiz parlatıcı Nars'ın stickini kullanıyorum genelde. Peki Yani çok hafif. kapatıcı olarak var mı favorilerin? Çünkü iyi kapatıcı çok önemli bir şey. Var mı Kapatıcı sana olarak iyi şey ya böyle full komple cover eden şeyleri sevmiyorum. Biraz daha böyle hani hafif ve doğal görünen şeyleri seviyorum. Orada da MAC'in bir tane böyle şeyi var. Hatta burada yanımda galiba o da. Aynen MAC'in böyle face and body şeyi Ha, var bir tane. Bu galiba favorim. En çok bunu ha, onu kullanıyorum göz galiba. altına sürüyorsun. Aynen yani yüzüme ve göz altıma yani. Hani böyle çok hafif bir look yani aslında. Güzel. Daha böyle hani tam kapama değil de böyle yarı kapama. Aynen. Ya böyle bir tık fresh görünmek için yani. Peki defilelerde, backstage'lerde eminim böyle bayağı bir tüyolarda, havalarda uçuşuyordur. Bayağı bir şeyler öğreniyorsundur. Böyle aklında kalan ve uyguladığın bir şey var mı? Hala şey yaptığın.
Yani evet, çok fazla şey oluyor. Böyle bir şu an uyguladığın. Şu an uyguladığım galiba en çok şey var ya bu arada. Böyle normalde defilelerde eğer böyle açık bir, yani nasıl diyeyim, askılı ya da kısa kollu ya da işte etek ya da şort gibi şeyler giydiğin zaman vücuduna böyle bir yağ spreyi sıkıyorlar nemlendirici ile birlikte. Onun etkisini çok seviyordum ve böyle ilk defa da backstage'de görmüştüm yani böyle bir şeyi. Onu galiba çok kullanıyorum. Normal hani şey face oil'larını vücuduna spreyle sıkabiliyorsun yani. Onu çok seviyorum. O böyle çok hem nemlendirilmiş hem de böyle bir tık shiny, bir tık parlak bir look veriyor. Onu seviyorum yani. Onun dışında backstage'de öğrendim. Ha şey, bu böyle biraz deli bir look. Ama evet. Bleach eyebrow'ları çok seviyorum. Onun bir ara sen öyle geziyordun. Bir ara geziyordum yani. Ben aşırı seviyorum yani onu. Peki, onu da backstage'de yapmışlardı bana ilk yapar başta. Mısın peki defile haricinde? Takılır mısın öyle? Ya şöyle yaparım ya. Ben çok seviyorum. Yani normalde hani sürekli çalıştığım için ve yani her şeye uygun bir look olmadığı için şu anda yapamıyorum ama hani modellik yapmıyor olsaydım kesin yapardım yani. Çok seviyorum. Peki vücuduna kullandığın yağ olarak mesela şu anda kullandığın ve hoşuna giden bir ürün var mı? Ne kullanıyorsun? Şey ya böyle çok random bu arada, hani ajansımın bana hediye olarak falan verdiği bir şey var, böyle Mad Hippie diye bir markanın şöyle bir oil'ı var. Bunu çok seviyorum. Bu işte C vitamini serumu, bir de böyle bir tane daha vitamin serumu var. Onların ikisini genelde kullanıyorum yani. Vücuduna yani aslında C vitamini, serum ve yağ sürüyorsun. Aynen. Bir yani nemlendirici bir de yani. Harika. Peki sen bir sürü markanın ve bir sürü kişinin ilham perisisin ama sana ilham veren isimler var mı? Kimler? Bunlar kadın, erkek, yaşayan birisi ya da yani fiction birisi de olabilir. Herhangi kimler var acaba? Bana yani ilham veren çok fazla insan var. Yani hani beauty konusunda ilham veren diye soruyorsan, evet, beauty diyelim. Şeyi çok seviyorum. Hunter'ı biliyor musun? Ben modellikten tanıyorum kendisini ama şu an oyunculuk yapıyor. Yok. Hunter Schafer diye bir oyuncu. Evet, evet. Onu çok seviyorum. Yani zaten böyle birkaç kere birlikte defile falan da yapmıştık. Çok tatlı bir insan. Onun yaptığı make-up look'ları çok, yani hem çok cesur hem çok böyle on point oluyor yani Evet. her zaman. Onun şeylerini çok seviyorum yani, takip ediyorum. Onun dışında kimi takip ediyorum? Ha, Sasha diye bir arkadaşım var. O da modellik yapıyor. Sasha Kamarova soyadı. Onun make-up look'larını aşırı seviyorum. Ya yani böyle biraz arkadaş make-up olarak arkadaşlarımdan galiba ilham alıyorum en çok yani. Bir de tabii ya editorial'ları falan çok takip ediyorum. Bütün yeni çıkan editorial'lar, kampanyalar. Oradan böyle Peki, bazı inspire ettiğim şeyler oluyor. var mı yani böyle aklına gelen editorial'lardan böyle son zamanlarda? Yani sırf güzellik olarak düşünme, hani böyle genel mood olarak sana hoşuna giden bir şeyler var mı? En son böyle geçen ayın ID kapağını aşırı sevmiştim yani, çok güzel bir kapaktı. Onun dışında düşünüyorum, bu şeyi çok sevdim ya, British Vogue şimdi Kate Moss'la bir çekim yapmış. Zaten Kate Moss hayranı bir insan olarak o çekimi çok sevdim falan. Başka düşünüyorum. Ya çok var aslında da yani o kadar çok gördüğümden dolayı şu an direkt şu diyemiyorum yani. Peki böyle hayal ettiğin, birlikte çalışmayı hayal ettiğin bir fotoğrafçı var mı? Keşke şöyle diyeyim. Çok şanslıyım galiba. Çünkü birlikte çalışmayı hayal ettiğim en büyük iki insanla da çalıştım. Kimler? Bir tanesi Jürgen Teller'dı. Yani çok hayran olduğum bir insan. Onunla Valentino kampanyasında çalıştık. Bir tanesi de Martin Parr'dı. Martin Parr'da işte Magnum fotoğrafçısı, zaten hani çok legend bir insan yani. İkisi de böyle en büyük hayalimdi ve gerçekten şansıma denk geldi ve hani böyle ikisiyle şansına, de çalışabildim. Şansına denk geldiğini düşünmüyorum Öykü. Bu işler şansı olmuyor moda dünyasında, bunu biliyoruz. Yani evet, ama hani başka insanlar da gelebilirdi yani. Ben hani yine de ona seviniyorum bayağı yani.
Yok, bayağı bayağı tebrik ederim yani Teşekkür gerçekten ederim. yani gerçekten başarıyla bunu şey yapıyorsun, taşıyorsun. Bu arada Maryam Nasirzade'nin müzu olman detayını da direkt girdim çünkü ben zaten kendisini aşırı seviyorum, en sevdiğim tasarımcılardan biri. Onunla çalışmak nasıldı? Ya onunla çalışmak her zaman çok güzel. Ben onunla zaten 3,5 yıldır falan çalışıyoruz yani birlikte. Çok uzun bir süredir onunla Evet. çalışıyoruz. New York'ta da çekim yapmıştınız sanırım, yanılmıyorsam. Benim ilk yaptığım kampanya çekimi onun Öyle mi? kampanyasıydı. Evet, yaklaşık neredeyse 4 yıl önce yani. Paris'te böyle bir kampanya çekmiştik birlikte. Sonra New York'ta onun bütün defilelerinde vardım. Son 4-5 sezondur falan bütün şovlarında varım ben de. Şimdi de işte Türkiye'de çekim yaptılar Bodrum'da. Evet. O ekstra eğlenceliydi benim için. Çünkü hani Türkiye'deyiz ve böyle Evet. Bodrum'da yazın zaten tam yaz sonu böyle en güzel dönemiydi falan. Fotoğraflarda bayağı tatlı oldu bence yani. Bayağı gerçekten ben de görünce wow, Maryam doğru yere kapak atmış. Ama sonra hani hem sen, sonra da böyle Zeynep'in vazolar falan şey Evet yapınca ya. doğru yere Gerçekten. geldin Zaten bu arada diyorsun. yani çok büyük bir Türkiye hayranı kendisi yani. Çok seviyor burayı. Hatta işte bütün yazlarını burada geçirmek istediğini falan söyledi bana en son çekimdeyken. O yüzden burayı zaten çok seviyor kendisi. Evet, bayağı tatlı bir işbirliği olduğunu düşünüyorum ben de. Peki, Evet. saç makyaj konusunda hani bir sürü şeyler denendi üzerinde ama böyle hani senin kendi hani günlük hayatında şunu denemeyi istiyorum ama hani daha henüz cesaret edemedim falan diyeceğin bir şey var mı? Gerçi kaşlarını bleach etmiş birisin. Ne Evet soruyorum? ya. Evet galiba burada en çılgıncası oydu herhalde şu ana kadar yaptığım kaşlarımı bleach etmek. Onun dışında denemek istediğim ne var? Ya aslında bu arada biraz daha makyaj yapmaya başlamak istiyorum. Ama şöyle makyaj bunu söyleyince hemen yanlış anlaşılmasın. Çünkü böyle biraz daha nasıl diyeyim abstrakt bir makyaj şeyi denemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bunu yapan kimse yok. Ve hani biraz böyle insanların bunu görmeye alışmasını da istiyorum açıkçası. Yani hani o günlük makyaj dışında biraz daha böyle abstrakt ve şey bir nasıl diyeyim? Yani gerçekten make-up artistlerin yaptığı şey aslında o ya. Evet. Artist dememizin sebebi de o ya yani. Hani öyle daha abstrakt bir şeyler denemek ve günlük şeyime onu katmak istiyorum yani. Önümüzdeki yıl için böyle bir goallarımdan biri bu. Şey, bence bu arada onun için en iyi böyle giriş şeylerinden biri eyeliner denemeleri. Evet. Çünkü hem sen de seviyorsun eyeliner Aynen. dünyasına hem de her türlü şey yapılabiliyor orada. Peki şimdi Evet. sana son sorumu soracağım. Sonra da Hı. sorulara göz atacağım. Birkaç tane soru gelmiş. Tamam. Peki kendini yani şu dönemde iyi hissetmek için yaptığın bir şey ya da bir şeyler var mı? Kendimi iyi hissetmek için yaptığım şeyler. Şöyle bazen böyle evde kendi kendime dress up yani böyle giyiniyorum falan ve bütün dolabımı baştan şey yapıp böyle hani gidecek hiçbir yerim olmamasına rağmen kendi kendime giyinip böyle kendi kendime şey yapmayı çok seviyorum. Onun dışında şu anda işte böyle haftada bir gün işte maskeye ayırmayı çok seviyorum. İşte böyle ha bir de en sevdiğim şey bubble bath yapmak kesinlikle yani böyle küvet benim için ayrı bir olay yani o çok sevdiğim bir şey galiba bu aralarda çok yapıyorum mutlu olmak için bunu. Peki maske olarak sevdiğin, kullandığın bir şey var mı bizimle paylaşmak istediğin? Maske olarak kullandığım şey var yine bir işte ilk başta söylediğim Evet, Sephora'nın gözaltı. gözaltı maskeleri bir de yine Sephora'nın şeyi var böyle bir stick maske şeyi var böyle mavi yüzüne sürdüğün bir stick gibi bir şey. Onu çok seviyorum. Ha bir de şeyin Lush'ın maskelerini çok seviyorum. Onun da şey böyle gül rose bilmem ne bir şeyi var ismini şu an unuttum. Tamam, O ben bunların favori. hepsini bulacağım bu arada. Sonra liste halinde paylaşacağım. Aynen. O yüzden izleyenler de yayında kaydedeceğim. Peki banyo doldurduğunda içine böyle koymayı sevdiğin böyle bir tuzlar falan, yağlar bir şeyler var mı? Nasıl Bu gelişine? az önce gösterdiğim yağları genelde koyuyorum. Onlardan böyle birkaç damla şey yapıyorum. Bir de işte şu an stoğum bitti ama umarım bir sonraki Paris şeyimde alacağım.
Yine Lush'ın böyle şeylerini seviyorum. Banyo için olan Ha. Atınca şey bombaları. olan. Ha. Aynen. Bath bomb. Onları seviyorum. Aynen, Hemen bath bomb. bir sorulara bakayım. Neler var? Okay. Sabunla yüz yıkamayı tavsiye eder misiniz? Ben yıkadıktan sonra yüzüm gerilmiş gibi oluyor. Evet, Bu biraz öyle soruya. oluyor genelde. Bana da öyle oluyor. Ama işte yıkadıktan sonra hemen nemlendirici sürmek lazım genelde. Peki, başka bakalım. Cildine düzenli olarak ne kullanıyorsunuz zaten cevapladık. Dünyadaki güzellik algısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Dünyadaki güzellik algısı şöyle, ya birincisi Türkiye'den aşırı farklı iki şey, yani bambaşka şeyler. Ben ne düşünüyorum? Bence şu an çok cesur bir yöne doğru gidiyor. Yani böyle hani yapılmamış bir şeyi denemek şu an herkesi çok heyecanlandırıyor bence. Çünkü zaten böyle artık özellikle 2000'den sonra böyle herkes çok sıkılmış durumda ve böyle yeni bir look arama şeyine girdiler. O yüzden bence hem giyim konusunda hem makyaj konusunda şu an böyle biraz daha cesur ve yapılmamış şeyleri denemek insanların hoşuna gidiyor. Ve dediğim gibi yani şey olarak da biraz daha unique, biraz daha farklı güzellik arayışı içerisinde bence Peki dünyada. sence Fashion sense olarak yani. hani Türkiye ile dünyanın arasındaki farkı sen hani nasıl hani farklı dedin ya nasıl farklı sence? Yani Türkiye çok şey şu, yani biraz şöyle çok bu alıştığımız klasik beauty look'larını tercih herhalde. Yani işte ne bileyim hani işte bir kapatıcı, işte bir eyeliner, bir ruj şeyler, ama hani daha böyle grafik şeylere giden kimse yok, yani öyle diyeyim. Yurt dışında biraz da hani o klasik beauty look'u aslında biraz eskidi artık, yani ondan başka bir şeye geçmeye çalışılıyor şu anda, yani böyle bir farklılık var bence. Bireyselliğin biraz daha kutlanması gibi. Aynen, evet. Peki bir iki soru daha var sana buradan şey yapabileceğim. Türkiye'de çalışmaktan en keyif aldığın markalar ve fotoğrafçılar var mı paylaşabileceğin? Türkiye'de çalışmaktan en çok keyif aldığım markalar. Şöyle, Türkiye'de zaten bu arada yani çok çok da fazla markayla çalışmadım. Birkaç tanesiyle çalıştım. Onlar da zaten hep işte çok sevdiğim markalar olduğu için çalıştım. Birincisi işte Sude Tuz'u çok seviyorum. Onların şovunu da yapmıştım daha önce bir kere. Bir kere kamp yaptım. Mehtap Ali'yi çok seviyorum. Onun yeri bende çok ayrıdır. Çünkü böyle İstanbul'daki ilk defilem onun defilesiydi. Onun dışında ha bir de tabii ki Les Benjamins'i çok seviyorum. Onlarla da Paris'te defilelerinde vardım. Paris'te. Böyle yani Peki galiba. fotoğrafçılar var mı Türkiye'den çalışmayı sevdiğin? Türkiye'den çalışmayı sevdiğim birkaç kişiyle çalıştım zaten burada. Olgaç var, ama Olgaç çok Türkiye'den de sayabilir miyim İyi. bilmiyorum. Yani evet. Ama Sayılır. Hadi. Türkiye'den, ama London-based bir fotoğrafçı yani. Onun dışında Emre var, Emre Ünal. O zaten böyle çok fazla şey birlikte çektik. Onun dışında başka insanlar da vardır ama şu an ilk aklıma gelen iki kişi bu galiba. Peki şimdi yüz egzersizi yapıyor musun? Hiç böyle yüz yogası ya da yüz masajı falan gibi yapmıyorsun. Bu soruyu atlıyorum. Pek bilgim yok bu konularda da. Peki cilt bakımı haricinde herhangi bir estetik dokunuş var mı? Ya da yapmayı düşünüyor musun diye bir soru gelmiş. Yani şu ana kadar hiç böyle bir şey yaptırmadım. Zaten 22 yaşındayım, daha pek de Zaten evet. girişmeye çok gencim diye düşünüyorum ve ileride de yani bilmiyorum, çok sanmıyorum açıkçası ya yaptıracağımı. Çünkü böyle biraz şeyim ben bu konularda, hani ne bileyim yani her yaşında kendi görünüşü ayrı bir güzel yani. O yüzden çok da öyle bir kaygım yok galiba. Evet, aynı fikirdeyim Aykucuğum. Tamamen, biraz da tamamen aynı fikirdeyim. Peki, o Evet. zaman daha fazla şimdi diğer sorular da var ama biraz alakasız konularda. O yüzden bilmiyorum mesela ABD mi Avrupa mı diye bir soru var. Ama bu Beauty and Isolation'ın konusu olmayabilir arkadaşlar. Peki son bir soru benim
çok sevdiğim bir takipçi olduğu için onu şey yapayım. Beğendiğin plus size model var mı? Beğendiğim plus size model çok fazla var. Yani zaten birlikte çalıştığım birkaç insan var. Paloma var birincisi. Evet. O çok fazla birlikte çalıştık. Onun dışında Jill var. Benim Londra'daki ajansım, aynı ajanstayız onunla da Londra'da. Bu en son Vogue çekiminde de birlikteydik. Galiba favori ikilim onlar da yani. Birlikte çalıştığım ve tanıdığım için ikisinde çok tatlı insanlar olduğum için favori ikilim bu galiba. Harika. Peki Öykü, çok teşekkür ederiz. Beauty in Isolation'a katıldığın için ve sana bir happy birthday diyorum. Teşekkür ederim. İyi Ben ki teşekkür doğdun. ederim. İyi ki varsın ve iyi ki katıldın programımıza. Teşekkür ederiz bütün soruları cevapladığın için. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman, herkese iyi hafta sonları. Görüşürüz. Bye Bye bye. bye.